İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, bu mesaja çok güçlü yanıt vereceğiz, dedi. Soylu, olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede, açık şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya da kanala atın diye net şekilde, diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, bu mesaja çok güçlü yanıt vereceğiz, dedi. Soylu, olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede, Açık şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesine yönelikti. Kattan atın ya da kanala atın diye net şekilde dinledik dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde saldırının olduğu bölgede açıklamalarda bulundu. Soylu, "Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı." dedi. Soylu, olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede, "Açık şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti." ya kattan atın, ya da kanala atın diye net şekilde öldürüp, tüm network'ü çözmemizi engelleyecek hazırlık ortada, ama emniyet güçlerimiz, ortaya konulan el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini engellemişlerdir, diye konuştu. Soylu'nun açıklamaları, olayın nasıl, nereden koordine edildiğini biliyoruz. Biz, bize verilen mesajı aldık ve mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmiyoruz. Kobani'nin, terör bölgelerini besleyen bu anlayışa senatolarından para gönderilen devletle, müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Teröristler yakalandı, eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nereden harekete geçtiğini bildiğimiz terör yapısıyla karşı karşıyayız. PKK'ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail olur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede, açık şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın, ya da kanala atın diye net şekilde öldürüp tüm network'ü çözmemizi engelleyecek hazırlık ortada, ama emniyet güçlerimiz ortaya konulan el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini engellemişlerdir. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik, ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz, 200 tane engellersiniz, bir tanesi patlar ve canınızı yakar. Biz burada millet olarak birlik içinde güçlü olmalıyız. Onunla beraber bu olayı tertipleyen terör örgütü, belki buna üzülecek ama onu öldür, talimatı verdiği kişiyi de yakaladık.